Muhtarım kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet, biz bugün çekime geldik ama ekstra... Bu nasıl biliyor musunuz? Burası herkese açık, burası Umumi Park. Allah razı olsun yapanlardan, belediyemizden. Ama gençlerimiz çok çılgın. Dün ben onlara ikaz ettim, dedim ki buradalardı. Dikkatli olun, çöplerinizi toplayacaksanız oturun dedim. Ama nerede? Evet. Şişeler, bardaklar ve buranın ekibin sık sık gelmesi lazım. Gece olunca bağımlı olanlar burada çok oluyor. Onun için... Bağımlı olanlar derken? Bağımlı tabii. Alkol? Alkol ve uyuşturucu olayı. Bu mani olamıyorum. Kameradan görüyorum ama ekibin benim demeden gelip bunu görmesi lazım. Her akşam buranın kontrolü olması lazım. Benim parkım. Bak caminin, şadırvanın etrafı, okulların etrafı takip edilmesi gereken yerler. Şu anda tehlike altında diyorsunuz. Tehlike altında, evet. Yani dışarıdan gelen çok var. Liyi kullanmak isteyenler var. Bizim gençlerimiz öyle değildi. Her şeyi normal karşı. Ama şimdiki gençler ne varlık biliyor ne yokluk biliyor. Onun için bunun da bugün çöpçümüz de gelmedi. Niye izinliymiş bugün? Yarın gelecek. Çöpün de ortada. Evet. Evet. Yani... Evet. Normalde biz buraya ziyarete gelmiştik. Bir çekim yapacaktık ama etrafta pasta görüntüleri var. Bira şişesi, bira kutusu, sigara paketi, sigara izmaritleri de yine burada. Muhtarımız kendisi temizliyor. Zorunda kalıyorum. Çünkü bana ayıp oluyor. Yani kadın olarak kendimizi temiz tutmak zorundayız. Çevremizde çocuklarımıza bunları aşılamak zorundayız. Çocuğum, aldığın çöpü çöp kutusuna atın. Annelere sesleniyorum. Duyarlı gelelim. Bu çocuk nerede kaldı diye takip edin. Sizden bunları özellikle rica ediyorum. Lütfen yani, lütfen anneler çocuklarınızın sokakta kalmasını istemeyin. Belirli bir saat koyun. Gelsin dizinizin dibinde olsun. Burada anlatamam kızlı oğlanla. Yani şımarıkça ve ters hareket. Ellerinde de 27-30 liralık sigaralar. Birini yakıp birini söndürüyorlar. İzmaritleri görün.